tabii canlı yayında iki eski dostla bir arada, Eda ve Anya. Anya bizi tebrik ediyor Eda. Hak ettiniz diyor, bütün salon sizindi diyor. Fenerbahçe çok istedi, çok arzuladı ve sonunda başardık. Artık Avrupa'nın en büyüğü biziz. Evet, gerçekten. Hakikaten birkaç dakika içerisinde Avrupa'nın en büyüğü olduğumuz o kupayı kaldıracağız. Çok mutluyum. Gerçekten takım olarak çok güzel mücadele ettik. Biz zaten ilk maçtan son maça kadar bunu biliyorduk. Kesinlikle şampiyon olacağımıza inancımız sonsuzdu ama geçmemiz gereken adımlar vardı. Ve finaldeydik, bunu da biliyorduk. Ve 3-0 çok güzel oyunla gerçekten tüm takım arkadaşlarım hak ederek bu kupayı kaldıracağız biraz sonra. Güzel taraftarımıza, büyük camiamıza, herkese hayırlı olsun. Bu kupayı başkanımıza armağan ediyoruz. Yarın inşallah Çağlayan'da biz de olacağız. Ona bütün pozitif enerjimizi göndereceğiz. Bu takım, bu büyük camia her şeyin en iyisine layık. Buradaki taraftarımıza, bizi destekleyen herkese, üniversite ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten herkesin çok emeği var. Bu bir takım oyunu bu. Eda'nın Twitter'dan bir açıklaması vardı dün akşam. Bütün Türkiye'ye paylaştık bunu. En büyük hayalim Avrupa şampiyonu olarak Şükrü Saracoğlu'nun çimlerinde olmak, orada taraftarı selamlamak, evet, demiş. Orada yürümek demişti. Ve bunu yaşayacaksın Eda. Hayatta en büyük arzularından biriydi belki de bu. Evet. Aynen dediğiniz gibi Twitter'da öyle yazmıştım. İnanıyordum gerçekten. Bunu biliyordum. Sadece oynamamız gereken bir 3 set vardı. Ve bunu başardık. Şükrü Saracoğlu'nun çimlerinde. O güzel taraftar bizi beklesin. Her şeyin eline layık bu kulüp gerçekten. Eda'nın mutluluk gözyaşları var. O sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk akıttınız sere. Sağdaki emeğinize helal olsun diyorum ben tüm taraftarımız adına. Bunu çok yakından yaşayan biri olarak sizinle hakikaten gurur duyuyoruz. Sarı melekler ooo diye de devam edeceğiz birazdan ama ben hemen duyguya dönüyorum. Çok sağ ol, çok tebrikler.